Herkese merhaba. Bugün ay çöreği yapıyoruz. Yarım paket yaş mayanın üzerine bir çay bardağı ılık su ilave edip karıştırıyoruz. Hamurumuz için unumuzu yoğurma kabına aldık. Üzerine 1,5 yemek kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Ortasını havuç şeklinde açıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 75 gram oda sıcaklığındaki tereyağını, 1 adet yumurta kını, sarısını üzeri için kullanacağız. Hazırladığımız mayayı ilave edip yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unladığım tezgahı alıyorum. Dokuz parçaya bölüyoruz. Yuvarlak bezi yapıyoruz. Hazırladığımız hamurlar dinlenirken içimiz hazırlıyoruz. Kakao kekin üzerine yarım çay bardağı fındık, bir tane portakal ya da limon kabuğu rendesi, yarım çay bardağı süt ilave edip yoğuruyoruz. Toplamda 300 gram kakaolu kek kullandım. Hazırladığımız içi 9'a bölüyoruz. Ortası yuvarlak, uç kısımları dar olacak şekilde yuvarlıyoruz. Bezelerimizi unlayarak açıyoruz. Bezemizi bir tatlı tabağı boyutunda açtık. Uç kısma kekimizden yerleştiriyoruz. Sarıyoruz. Bitiş kısmı altta kalacak şekilde bırakıp kenarlarını ay yapıyoruz. Bu şekilde yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Bir yumurta sarısıyla çok minik bir yaş mayayı karıştırıyoruz. Daha güzel bir kızarıklık elde etmek için yaş maya koydum.
Çöreklerimizin üzerine sürüyoruz. Bir çatalla çizikler atıyorum. Üzerine file fındık ya da badem koyuyorum. Çöreklerimizi önden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Çöreklerimiz çok güzel pişti. Soğuması için beklettim. Kıvamını da göstermek istiyorum. İçi çok güzel pişti. Pastane çöreği tadında bu tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize, ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.